Hoş geldin abi. Hiç de hoş gelmedim, elimde boş gelmedim. Acayip asabi geldim. Asabiyetten boynuma ağrı girdi. Asabiyetten mi acaba, yoksa yandım bittim sendromundan mı? Sen biliyor musun yandım bittim sendromunu? Şu anda bizde yok ama sipariş ederiz, hemen gelir abi. Yapma ya. Sen bir defa bu kitabın hesabını ver bana. Sen bu kitabın hesabını ver bana. Beğenmedin mi? Vallahi çok satıyoruz ondan abi. Yapma ya. Bir de çok satıyorsunuz, öyle mi? Oğlum bu kitap korsanmış ya lan. İnanmıyorum. Ne diyorsun abi? He? Yazarın bizzat kendisi söyledi oğlum. Edebiyat dünyasına rezil ettiniz beni ya. Korsan mı? Allah Allah. Ya ben de öyle söyledim Turna'ya. Abi şu anda şok geçiriyorum. Ya haberin yok muydu lan? Yok abi, nereden haberim olsun? Ben masum bir satıcıyım ya. Ha, masum bir satıcısın ama bu dümenin sen de içerisindesin evladım. Onun için huruyla yaşlı birlikte yanar. Ondan dolayı sen bu kitabı alıyorsun, bana paramı iade ediyorsun. Yapma ya. He. Hatta bununla da kalmıyorsun. Sen bu kitapların hepsini topluyorsun. Böyle hiç kimsenin olmadığı bir yere götürüyorsun. Kibriti çakıyorsun, yakıyorsun çıra gibi. Sonra tevbe ediyorsun. Bununla da kalmıyorsun. Cebindeki bütün parayı bana veriyorsun. Ve onlara gidiyorum, teker teker hayır kurumlarına bağışlıyorum. Şşş! Uyanık mısın lan sen? Tabii korsan satıyoruz. Bilmiyor musun sanki? Bilmiyorum tabii lan! Tuna Kiremitçi'nin karşısında şu anda ben hırsız durumuna düştüm. Bana ne kardeşim? Bizim tezgahımız da bu. Beğenmiyorsan git şikayet et. Vay 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 anasını ya! Masum yüzünün altından bir karınca yiyen çıktı. İllegal sesleri. Seni şikayet edeceğim. Ya git et, et. Selamımı da söyle hadi. Ah! Vallahi bela olurum sana. Ahıl ol lan! Asıl sen akıllı ol lan. Bak bizim arkamız güçlü ha. Ay bu çocuk ne oldu birden? Çirkin mi oldu ya? Çirkin! Pandora'nın kutusu açıldı hanım. Seni var ya, bütün herkese şikayet ederim. Bütün müzik otoritelerine, edebiyat otoritelerine hepsini seni şikayet ederim. Vallahi seni sokaklarda çırılçıplak teşhir ederim. Terbiyesiz şikayet ederim lan seni. Şşş! Bas git lan. Psikopat mısın, manyak mısın? Ne şekil bir şeysin sen ya? Örgütünüzün kokunu kasıtırım vallahi. Lan, lan. Bak acımayız, çizeriz seni. Ayıp oğlum, ayıp oğlum. Allah Allah. Ben senin büyüğünüm. Yaşlıyım oğlum ben. Dişlerim dökülüyor. Sen benim evladım yaşındasın. Vallahi şimdi geri basıyorum ama korktuğumdan değil. Biraz da çenem ağrıdı. Fazla nasihat etmekten değil. Onun için geri basıyorum. Tamam. Beni çok kırdı ya. Benden özür dilesin lütfen. Ay ben mi diyeyim? Hiç yaşıyor mu zaten yani? İzleriz. Zaten potansiyel bir yazar olarak korsan beni de vuruyor yani. Ben de bir iki çift laf etmek istiyorum. Peki benim ne alakam var bu konuyla? Tam senin yanın Dursun. Sen her şeyin korsanına karşı değil misin? Mesela senin anneciğinin tatlısını çalıp satıyorlar. Ve anneciğine 5 kuruş para vermiyorlar. Vurursun değil mi? Vurabilirim de vurmayabilirim de. Önce bir konuşalım da. Ay, ben hiç gelmek istemiyorum yani. Hiç muhatap almak istemiyorum bir tipi. Niye bize bırakıyorsunuz Burhan Bey? Gelin işte konuşacağız ya. Alo. Abi, elimde pek kitap kalmadı. İyi, depoya geliyorum o zaman mal almaya. Oldu abi. Tamam. Hemşeri. Burhan Bey, duydunuz mu? Depoya gidiyorum dedi. Biz de takip edelim. Esas depoya gidiyor. Depodan alırsak daha mı ucuz alırız diyorsun? Ya saçmalamayın, ihraç fazlası tişört mü alıyoruz ya? Çocuk korsanın merkezine gidiyor. Gidelim peşinden takip edelim, baskın yapalım. Ha. Ay sen diyorsun ki korsan şebekesini çökertelim. Evet işte gidelim takip edelim. Oradayken de polis çağıralım. Polis gelsin toplasın bunları, götürsün merkeze, rezil etsin herkese. Ben bu çocuğa demiştim zaten. Ben seni rezil ederim demiştim. Edebiyat dünyasına acayip bir şey olacağız. Hadi gidelim hadi. Ben de mi geleyim? Ah sensiz olur mu Dursun? Yolda kaybolmayalım ha. Bak, bak. Bu kitabın kapağına kalp resmini ben eklettim. Hani aşk romanı ya. Bravo Salim abi. Evet ya, insanlar bunu niye akıl edemiyor ben anlamıyorum. Yani müşteri bunu gördüğünde ahanda aşk romanı demeli. Doğru vallahi. Şu anda kitap aşk romanıyım diye bağırıyor ya. Bak, bu mesela o kadar uzun bir kitaptı ki. Ya böyle tuğla gibi.
Halbuki bizim baskıda ortadan 70-80 sayfayı attım. Ne oldu? Şimdi daha kolay okunuyor. Bak. Yani sürükleyici olmuştur icabında değil mi abi? Evet. Oğlum, insanlar vakitleri olmadığı için okumuyorlar. Yani bu yazarlar bunu nasıl düşünemiyor ben anlamıyorum. Kıpırdamayın. Bu bir baskın. Kıpırdamayın. Şu anda bir baskın içerisinde bulunuyorsunuz. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Anlamadılar galiba. Bu bir baskın. Bastık. İyi anladık. Ne baskını? Ya sizi bastık diyoruz şu anda. Hem de suçüstü. Hem de korsan bir kitap deposunda yakalandınız şu anda. Bilmemiş sen ya. Ben senin peşini bırakmam demiştim ama. Ben edebiyat aşığıyım dedim. Edebiyat dünyası benim arkamda dedim. Kitap kurduyum dedim. Ne oldu? Ne oldu? Daha ne olacak? Yakalandınız ya. La ayıp değil mi başkasının kitabını çalıp satarsınız? Ayıp tabii. Biz de çok utanıyoruz ama kader işte. Görürsün sen kaderi. Asıl yarım hemen 155 şey yapar ha. Tamam. Hiç müdahale etmek istemem ama o olay hiç öyle olmuyor. Ne olmuyor ya? Yani bu korsan olayında öyle cart diye baskın yapılmıyor. Sizin bizden aldığınız korsan kitabın faturası elinizde mi? Fatura mı? Evet. Tabii canım. Siz bize bir baskın yapmayı düşünüyorsanız önce bir zahmet bir fatura alıyorsunuz. Ondan sonra bir avukata gidiyorsunuz. Ondan sonra hakim karar alıyor. Ondan sonra o kararı alıyorsunuz. Geliyorsunuz da baskın oluyor. Hadi ya. Maalesef biraz uzun bir prosedür canım. Hay Allah. O zaman biz bir fatura alalım. Tabii. Hay hay. Bandrollu mal, bandrolsuz mal bir tercihiniz var mı? Bandrollü mal da mı var sizde? Tabii. Devletin deposundan yürüttük bandrolları. Amma tezgah kurmuşsunuz ya. Kardeşim, bir işi ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Prensibim budur. He, olacaksa temiz olsun diyorsun yani, he? Ha? Ya, oho, dursun yani. Sen de muhabbeti ilerlettin ama. Tamam kardeşim, siz bize faturaları verin, biz gidelim şimdi. Ah canım. Hiç gitmeyin bence ya. Nasıl yani? E kalın burada, birkaç gün misafirimiz olun. Hem bir zanaat öğrenmiş olursunuz. Ay, teşekkürler. Gerçekten biz ayak bağı olmak istemiyoruz. Siz işinize gücünüze bakın. Hadi ya. Coşkun, kapıya haber ver, bunları bırakmasınlar. Kapıya mı? Aa, bir dakika. Hiç öyle de korsan kitap falan hediye etmeye kalkmayın. Biz korsan almıyoruz. Kımlamayın lan! Kımlamayın! Ay, ay. Dur orada! Ay. Ukala dümbelekleri. Ay. Dursun hadi. Vururum, vururum diyordum. Niye vurmuyorsun? Lan neyle vuracağım? Silah mı var? Bütün haftalardır bağımlıydı bütün şeyin kabadayılığın. Ya vurabilirim, vurmayabilirim da diyordun. O ne demek o zaman o? Ya birini vuracaksam o silah lazım onun için. Hala hazırda yok. Kesin lan! Kes! Geç şu tarafa. Geç! 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 Kaldır elini! Sen de! Ay yani bu işte ne kadar çok uzadı ya. Silahlar, muhafızlar filan. E tabii canım. 200 trilyonluk pazar var ortada. Tabii haklısınız. Şey düşündüm de, acaba ben Aslı kardeşimi burada rehine olarak bıraksam, para mara istiyorsanız beni dışarıdan bulup getirsem, öyle bir düşüncem var benim. Nereden çıktı Burhan Bey? Aa, iyi fikir vallahi. Bravo. Tabii, kızla Karadenizli'yi bırak, git sen bize 50-60 bin dolar kap gel. Hadi fırla. Abi nereden bulacağım o kadar parayı? Çokmuş ya. O zaman üçünüz de burada kalırsınız. Hem bize yardım etmiş olursunuz, borcunuzu ödersiniz. Of ya, ama bence konuşarak da halledebiliriz yani. Sonuçta siz de bir yerde topluma ucuz kitap sağlayarak bir hizmet veriyorsunuz. Nereye? Ya, ya buraya! Nereye? Ya sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum. İşi şakaya vuruyor. Ama benim gibi edebiyatçı adamı katil yapacaksınız lan! Ya, ya, dur, ya, dur, ya, dur, ya, dur, ya, dur, ya, 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 abi, konuşarak hallederiz bunu yani. Osman? Kahramanım! Bizi nasıl buldunuz siz ya? Seni takip ettim. Niye? Yani şikayet ettiğimden değil de. Her gün elin artist herifleriyle ne yapıyorsun diye merak ettim. Ama Osman, yani güzel insanlarla haşır neşir olmak benim mesleğimin bir parçası. Buna anlayış göstermen lazım ya. Osman, bunlar korsan kitap satıyor ya la. Hadi ya, öyle mi? Şişt lan.
Bana bakın, bu kitapların hepsini imha edeceksiniz yoksa başınıza bela oluruz. Aman abi, hiç kanuni değil yani bu. Dinsizin hakkından imansız gelir. Bir de mesele öyle bak. Ay, sen demiyor muydun kanuni işlemlerin prosedürü uzun olur diye? Sen diyordun ya. Bence biz yine de görevimizi yapalım. Fatura alabilir miyiz? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.